Merhaba, bu videomuzda mail okumayı öğreneceğiz. Daha önceki videomuzda da mail atmayı göstermiştik. Şimdi ilk olarak burada şu ekranda, burada gönder al kısmı vardı. Biliyorsunuz gönder alı yapınca postalar geliyordu ya da gönderdiğiniz postalar gitmiyorsa gönderiliyordu. Gönder ala basıyorum. Tamamlandı, tamamlandı diyor ve gördüğünüz gibi iki tane mail geldi. Şimdi mail geldiği zaman burada gelen kutusu koyu oldu. Daha önceden bakın bu şekildeydi. Bu alttakiler gibi. Şimdi gelen kutusu koyu bir renk aldı. Bu aynı şekilde bir e, gönderdiğiniz zaman bir mail yine e, burada giden kutusu olur. Giden kutusu koyu biçimde yanında bir gözükür. Aynı şekilde gönder, gönderilmiş öğeler için de geçerli bu. İlk olarak bakın bu seçili. Buradan tıkladığımda üstüne aşağıda mail, mesajı görebilirim ya da üstüne çift tıklatarak mesajı açabilirim. Ve mesajı açtıktan sonra istiyorsam silebilirim. Yanıtla yapabilirim. Yani bir cevap yazabilirim. Ya da buradan taşıyabilirim başka bir klosere. Buradan üzerinde de çeşitli değişiklikler yapabilirim. İsterseniz bu ekranı kapatmak istediğinizde bu çarpıdan da kapatabilirsiniz. Ya da klavyenizden ESC tuşuna da basabilirsiniz. Ama önemli olan buradaki çarpıya basmamanız. Çünkü buna basarsanız Outlook tamamen kapanır. Bu ESC ile çıkıyorum gördüğünüz gibi. Şimdi alttaki mesajı, maili okumak için klavyeden aşağı ok tuşunu da kullanabilirim ya da direkt mouse'unu da hareket ettirebilirim. Aşağı ok tuşuna geliyorum. Yine me mesajı okuduk. Enter diyerek mesajı açabilirim ya da direkt üstüne çift tıklatabilirim. Enter diyorum ve mesaj açılıyor. Aynı şekilde buradan da istediğimiz yanıtı verebiliriz ya da çeşitli işlemler yapabiliriz üzerinde. Ya da okunmadı olarak işaretli kısım var. Bunu da yapabiliriz. Yine burada çarpı ile kapatabilirim ya da ESC'ye de basabilirim. Çarpı ile kapatıyorum. Şimdi bakın daha önceden koyu renkteydi. Okuduğumuz için mesajları burada gelen kutusu normal rengine döndü. Bak buradaki şu sıralama ölçütlerini de ayarlayabiliriz yerini daha net görmek için. Yine buradan ya da buradan kategorileri açabilirim, kaydırabilirim. Buradaki boyutunu, alma tarihini, konusunu, kimden olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Ve yanına da yapılacak ögesi, yani hatırlatma mesajı koymak için ya da herhangi bir yapılacak bir görevse şu kırmızı işarete de tıklayabilirim burada. Mailleriniz geldiği zaman onları bu şekilde okuyup, üzerinde istediğiniz işlemi yapabiliyorsunuz.